Do you think that the Arap conflict, Baharı'ndan kaynaklanan especially the çatışmalar Arab bu Spring, ülkelerde demokratik hükümetlerin will oluşumunu sağlayacak mı? Sanırım her milletteki durumu ayrı ayrı incelemek gerekli. Çünkü her ülke diğerinden farklı bir durum yaşıyor. Tunus'ta gerçek bir devrim yaşandı. Ardından da tüm anlaşmazlıklara rağmen bir meclis seçildi. Bu meclis anayasa hazırlıklarına başladı. Bu da Tunus'un doğru yolda ilerlediğinin bir göstergesi. Mısır'daki durumsa daha farklı. Ülkede bir yandan devrim yaşanırken diğer yandan da darbe yapıldı. Şu ana kadar haklarından vazgeçmek istemeyen orduyla daha fazla hak ve özgürlük isteyen halk arasında çatışmalar devam ediyor. Ayrıca Müslüman kardeşlerin ve hatta özgürlükler için çok tehlikeli olan Selefilerin seçimlerde büyük bir başarı yakalamalarını şaşırarak izliyoruz. Yani Mısır'daki durum, Mısırlılar ne istediklerini söyledikleri halde daha karışık. Libya'da ise bir devrimden bahsedemeyiz. Çünkü Avrupa ülkelerinin de katıldığı bir iç savaş söz konusu. Buradaki tüm sorun iç savaşın ardından taraflar arasında bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı ya da birliği sağlayan Kaddafi'nin ortadan kaldırılmasının ardından farklı görüşlerdeki tarafların tekrar çatışmaya başlayıp başlamayacağı. Tabii ki yönetimdekiler yurt dışından aldıkları askeri yardım sayesinde başa geldikleri için halk desteğini arkalarına alanlardan daha zayıf oluyor. Dördüncü durumsa Suriye'de yaşanıyor çünkü baskı artarak devam ediyor. Ama aynı zamanda Suriyeliler direnmeye devam ediyor, gösteriler yapıyor, tüm baskılara rağmen Beşar Esad'ın gitmesi için protestolar düzenliyor. Beşar Esad elindeki halka açılma ve reform yapma fırsatını kaçırdı. Verdiği sözleri tutmadı. Rejimin sona ermeye mahkum olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şimdilik bir tarih vermek mümkün değil. Beşar Esad'ın görevinden ayrılması için kaç kişinin daha ölmesi ve ne kadar zaman gerektiği bilinmiyor. Siz de sorularınızı internet adresimizden bize iletebilirsiniz.